İnsan ne yana baksa Allah'ın varlığını gösteren bir delille karşılaşır. Dev galaksilerden gözle görünmeyen hücrelere, doğadaki canlılardan kendi bedenimize kadar her şey bize Allah'ın sonsuz kudretini gösterir. Ancak insanın bunları görmesi için bir tek şey yapması gerekir: düşünmek. Düşünen insanlar için. Bir zamanlar gözle görülemeyen küçücük bir hücreydiniz. Bu hücre bölündü, çoğaldı, bir et parçası oldu. Sonra görebilen, duyabilen bir insan oluştu. Büyüdünüz. Her yaşınızda yeni bir yüzünüz oldu. Bunun ne kadar büyük bir mucize olduğunu düşündünüz mü? Ya da hiç düşündünüz mü? Evrendeki her şeyin belirli bir ölçüyle yaratıldığını ve tüm evrende kusursuz bir dengenin olduğunu veya şu an ayağınıza bastığınız yer kürenin saatte 1670 kilometre hızla hareket ettiğini hiç düşündünüz mü? Yeryüzünün süsü olan çeşit çeşit bitkilerin nasıl yaratıldığını, çamurlu topraktan tadıyla, kokusuyla ve rengiyle insanın zevkine uygun meyvelerin nasıl olup da çıktığını, meyvelerin kabuklarının aslında mükemmel birer ambalaj olduğunu hiç düşündünüz mü? Meydana gelebilecek bir doğal afetin bulunduğunuz şehri, evinizi bir anda yerle bir edebileceğini, dünyada sahip olduğunuz her şeyi birkaç saniye içinde kaybedebileceğinizi hiç düşündünüz mü? Hayatınızın büyük bir hızla gelip geçtiğini, bir gün güçten düşerek yaşlanacağınızı, güzelliğinizi ve sağlığınızı kaybedeceğinizi ve ölümü. Onunla ne zaman karşılaşacağınızı bilemiyorsunuz. Ama her insan gibi bir gün mutlaka karşılaşacaksınız. Allah insanı düşünme yeteneğiyle yaratmıştır. Ve tüm bunlar insanın üzerinde düşünmesi gereken gerçeklerden sadece birkaçıdır.